Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Yine gördüğünüz bu rengarenk renklerden bir model hazırladım arkadaşlar. Modelimiz iğneden tığa bir model. Daha önce ben bu modeli arkadaşlar iğnesi olarak ilk sıralarda, ilk videolarda yapmıştım. Bu şekilde modelimiz. Modelimizin renklerini bu gördüğünüz renklerden şimdi buraya mavi koyacağım arkadaşlar. Ben bu şekilde olsun istedim. Siz eğer daha uygun renkler, hoşunuza giden renkleri siz ayarlayabilirsiniz tabii ki de. Şöyle tek renk turuncu bir yazmamızın üzerine bu şekilde rengarenk çiçeklerden yaparak tülbentlerimizi süsleyebiliriz. Evet, şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, serum halkalarımızı bu çiçeklerimizde kullanıyoruz. En küçük boy serum halkası kullanıyoruz. Bu şekilde iki tane çiçeğimin arasında, yaprağımın arasında arkadaşlar. Üç tane tığ battı. İkişer zincirli üç tane tığ battı yapıyorum. 3 defa tığımın başını doladım. Ve bir tane tığ battı atlıyorum. 1, 2, 2, 2, 2 alarak buraya ilk yuvamı trabzanımın üzerine yapacağım. 1, 2, 3 zincir. Kapattım kirpik olarak 1. 2 zincir. Kapatıyorum kirpik olarak 2. 2 zincir. Kapattım kirpik olarak 3. 4 5 6 ve 2 zincirimi kapatıyorum. 7 7 tane bu şekilde kirpiğimizi tamamladık arkadaşlar. Ve hemen aynı tığ battığımın içine girerek kapatıp tamamlıyorum. Yani sık iğne yaparak tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya, hemen yanındaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum. 9 zincir çekiyorum. 9 zincirimi hemen ters tarafına çeviriyorum bu şekilde. Burada yapmış olduğum 7 kirpiğin 3.sine 9 zincirimi arkadaşlar bu şekilde girip içine kapatıyorum. 1 2 3 zincir. 3 zincirle döndüm. Ve yine zincirimin içine kirpik olarak kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Pardon, 2 tane zincir çekiyorum. Kapattım, sık iğne yaptım. Buraya da aynı şekilde 8 tane yapacağız arkadaşlar. 3 oldu. 4 5 6 7 2 4 7 evet. Bu şekilde arkadaşlar kirpiklerimizi tamamlıyoruz ve son olarak yine dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya girerek bu şekilde ikinci yuvamızı da tamamlamış olduk. Sonuncu yuvamız için 10 tane zincir çekiyorum. 10 zincirimi çektim. Ters tarafına döndüm. Yine tersinden 3. kirpiğe aynı ikincide olduğu gibi arkadaşlar. Sonuncu köprümüzde de bu şekilde 3. kirpiği kapatıp şöyle bir zincir çekip düz yüzüne dönüyorum. Düz yüzündeyiz şimdi arkadaşlar. Bu şekilde. Serum halkamı alıyorum. Serum halkamı hemen bir zincirimin üzerine kapattım. Sık iğne yaptım. Yine bir zincir çekiyorum serum halkamın üzerine. Şöyle çevirdim arkadaşlar. Ve çektiğim bu zincirimin içine sık iğne ile kapattım.
bir iki zincir. Yine buraya arkadaşlar bu şekilde 10 tane kirpik yapıyoruz. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 Şöyle arkadaşlar ittirerek mesafe açabiliriz. 9 ve 10. 10 tane bu şekilde arkadaşlar. Buraya kirpiğimizi yaptık. Ve yine aynı şekilde dibindeki sık iğneye de giriyorum. 1 2 zincir. Şimdi arkadaşlar tamamladığımız için bu 2 zincirli 3 tane tığ battı ara mesafesini vereceğiz. 1 2 zincir. Kapatıyorum buraya. 2 zincir. Kapattım buraya. 2 zincirli 3 tane tığ battı mesafesini verince yine birinci de yaptığımız gibi arkadaşlar 3 defa doluyorum. Bir tane tığ battı atlayıp 1 2 2 2 2 olarak aldım. Bu şekilde bir trabzan yaptım. 3 zincir çekerek ilk kirpiğimizi yapıyoruz. Bu birinci kirpiğimiz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı ve yedi. Yedinci ve sonuncu kirpiğimizi de kapattık arkadaşlar. Bu şekilde trabzan yapmaya başladığımız hemen dibindeki sık iğnemize de kapatıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip bu şekilde arkadaşlar. İkinci tığ battıya geçiş yapıyoruz. Aynı şekilde buraya yine 9 tane zincir çekiyorum. Ve ters çeviriyorum arkadaşlar. Buraya bu şekilde 1, 2, 3. kirpiğimin içine girip kapatıp bir yuva yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirimle döndüm arkadaşlar. Kirpik yaptım. Aynı arkadaşlar işlem aynı devam ediyor. 2 zincirimi çektim. Kapattım. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 Ve dibine bir tane yapıyorum arkadaşlar. 9. dibinde sık iğne olarak yapıyorum. Hemen bir zincir çekip diğer tığ battıma geçiş yapıyorum bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. 10 zincirimi çektim. Şöyle ters tarafına çevirdim. Yine 3. Bakın 1 2 buradaki 3. kirpiğimin içine arkadaşlar çektiğim bu zincirimi kapatıp şöyle bir zincirle düz tarafına döndüm. Hemen serum halkamı alıyorum yine arkadaşlar. Serum halkamı sık iğnemle kapattım buraya. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şöyle serum halkamı yana alıp bu şekilde buraya bir sık iğne yapıyorum. Hem serum halkamı tutturduk hem de bir tane buraya kirpik yaptık. 2 zincir. İkinci kirpiğim. 2 zincir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, şöyle hafif yukarı alırsak, şöyle biraz meyilli durmasını sağlarız arkadaşlar. Altı, dokuz ve bu da 10. kirpiğimiz arkadaşlar. Yine dibine sabitliyorum. Dibini sabitlemeyi bırakmıyorum arkadaşlar bu şekilde. Ve 1 2 tığ battı yapıyorum yandaki sık iğneye. 2 zincir yandaki tığ battıya sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir yandaki tığ battıya sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 2 tane yaptık sizlerle şu şekilde.
Şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Serum halkamın içine girip bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya iki tane sık iğne yapıyoruz. İlk başlarken iki tane sık iğne ile başlıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Şimdi bu ilk sık iğnemle ikinci sık iğnemin arasından girdim. Sık iğnemin üzerinden veya ortasından değil arkadaşlar, arasından girdim. Bir tane kirpik yaptım. Yine bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. 2 3 4 ve 5 zincir. 5 zincirimi yine sık iğnemin arasına giriyorum. Kapatıyorum kirpik olarak. Bu da ikinci kirpik. Yine serum halkasına sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Yine sık iğnemin arasından girip kirpiğimi kapatıyorum. 3. Sık iğne yapıp girdim. Sık iğnemin arasından girip kirpiğimi buraya, yani 5 zincirimi kirpik olarak kapattım. 4 oldu. Sık iğne yapıyorum bu şekilde. Şunu şöyle arkaya çekelim. Gözünüzü bozmasın arkadaşlar. Tekrar 5 zincir. 5 zincirimi yine bu sık iğnemin arasından girip kapatıyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum. Her kirpiğim için bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum. Hemen sık iğnemin arasına. 6 oldu. Ve buraya ipimi koparalım arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum. 5 zincir. 4, 5 zincir. Hemen arkadaşlar sık iğnemin arasına buraya kapattım. Sık iğne yapıyorum. 5 zincir. 5 zincirimi buraya arasına kapatıyorum arkadaşlar. Evet, 8 tane oldu arkadaşlar. Yine ilk baştaki gibi bir tane böyle boş bir sık iğne yaparak bir zincirimi de çekiyorum. İpimi koparıyorum. İpimi kopardım ve ipimi arkadaşlar burada turuncuyla tutturduğum serum halkasının rengi var arkasında, tam ortasında. Bu mavi ipimi şöyle kenarda yanık izi olmasın diye onun arasından geçirip hem de buraya bir kaynaştırma yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. İpimi yakıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle çimeniyle çiçeğiyle çok uyumlu bir model oldu. İğneden tabi model oldu arkadaşlar. Çıtı pıtı bir model oldu. Tek renk yazmalara da çok yakışacağını düşünüyorum. Bu şekilde ben renklerini uydurdum. Siz istediğiniz pembeler, daha değişik morlar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sizin zevkiniz daha güzeldir. Evet, yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.